Hemen 6. sorumuza geçelim. Kopyalıyorum. Şuraya yapıştırayım. Ne diyor? Kullanıcıdan adını, soyadını, yaşını alınız. Eğer yaşı 18'den büyükse oy kullanabilirsiniz yazsın. Eğer yaşı 18'den küçükse yaşınız tutmuyor yazsın ve oy kullanabilirsiniz yazana kadar kullanıcının yaşını üçer üçer arttırsın. Şimdi bu soruyu sormamızın bir nedeni var arkadaşlar. Bu üniteden kullanıcının adını, bu yani bu üniteyi bilerek kullanıcının adını ve soyadını alamayız. Bunu fonksiyonlar konusunda dizileri de öğrendikten sonra anlatacağım. Ama bu sorunun aynısını fonksiyonlar ünitesinde de soracağım. Şimdi sadece kullanıcı adı soyadını karakter olarak almayı görelim. Orijinal halini fonksiyonlar ünitesinden sonraki videoda çözeceğim. Şimdi int yaş diyelim. Char at soyad olsun. Alalım. Adınızı giriniz. Sin at Siyat. Soyadınızı giriniz. Sin soyad Siyat. Yaşınızı giriniz. Sin yaş. Bakalım sonra ne diyormuş. Eğer yaşı 18'den büyükse oy kullanabilirsiniz yaz. Eğer dediğine göre hemen if yapımızı kullanalım. Eğer yaş büyüktür 18 ise Siyahat oy kullanabilirsiniz. Devam edelim. Eğer yaşı 18'den küçükse, zaten if kısmında yaşı 18'den büyükse, else kısmında da yaşı 18'den küçüktür. Ne diyor? Yaşı 18'den küçükse yaşını tutmuyor yazsın. Yazsın. Siyahat yaşınız tutmuyor. Ve oy kullanabilirsiniz yazana kadar kullanıcının yaşını üçer üçer arttırsın. Şimdi ben kullanıcının adını bilmiyorum. Döngüler konusunda bunu daha iyi anlatacağım. Hani yaşı üçer üçer arttırmayı falan. Add9 gelelim. Yaş eşittir. Yaş artı 3 diyelim. Bunu şu şekilde de yapabilirdim. Yaş artı eşittir 3. Bu şekilde de yapabilirdim. Şimdi kullanıcının yaşını arttırdım ben. Kullanıcının yaşını arttırdıktan sonra tekrar bakıyor. Eğer yaş 18'den büyükse diyor. Oy kullanabilirsiniz yazacak. Değilse tekrar şu işlemi uygulayacak. Direkt kopyalayıp yapıştırıyorum. Şuraya süslü parantez, if'i kapatalım. Süslü parantezle else geldi. Yaşını tutmuyor yazdı. Yaşı tekrar arttırdı. Tekrar arttırdıktan sonra tabii fazla uzatmayayım. Bir tane daha yazayım. Siyahut yapıştırdım. Siyahut oy kullanabilirsiniz. Tekrar else kullanayım ben burada. CTRL yaptım. Else'i tekrar kullandım. Bakalım bir parantez eksikliği var mı? Şurada bir tane eksik gibi. Bir çalıştıralım. Evet, bir yerde bir eksiklik var. Fazlalık mı var yoksa? Bir çalıştırayım. Adınızı giriniz. Muhammed'in MS olsun. Soyadınızı giriniz. Master'ın MS olsun. Yaşınızı giriniz. 20, 22 olsun. 18'den büyük olduğu için oy kullanabilirsiniz yazdı. Tekrar çalıştıralım. Adınızı giriniz. M. Soyadınızı giriniz. M. Yaşınızı giriniz. 14. Yaşınız tutmuyor dedi. Sonra yaşı tekrar 3 arttırdı. Yine yaşınız tutmuyor. Çünkü 14'ü 3 ekleyince 17 yapacak. Yine yaşınız tutmuyor dedi. Sonra bir kere daha arttırınca yaş 20 olduğu için 18'den büyük. Bu yüzden artık oy kullanabilirsiniz yazdı. Bir tekrar çalıştırayım. Adınızı giriniz mi? Soyadınızı giriniz mi? Yaşınızı giriniz. Bu sefer çok küçük bir yaş girelim. 5 girdim. Yaşınız tutmuyor. Yaşınız tutmuyor. Yaşınız tutmuyor yazdı. Niye? 3 ekledi. 8 yaptı. Bir daha 3 ekledi. 11 yaptı.
18'den küçük olduğu için de oy kullanabilirsiniz yazmadı. Bunu şu if else yapısını else'in içinde daha da uzatabilirdik. Hani tekrar oy kullanabilirsiniz. Yaşı 3 arttır. Sonra yaşınız tutmuyor. Yaşınız tutuyor falan gibi ilerletebilirdik ama program çok uzardı. Zaten buraya yaşına girecek kimse de 5 olmaz yani. 15 girsin. Yaşını tutmuyor. Yaşını tutmuyor. Ve en sonunda 15 artı 3 18 artı 3 21 oy kullanabilirsiniz yazıyor. Bu programımız bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi fonksiyonlar ünitesinden sonra bu sorunun aynısını çözeceğim. Ama bu sefer kullanıcının adını alacağım. Gerçek adını, karakter olarak değil. Yani M Muhammed ise Muhammed yazacak adam. Soyadı Mastar ise Mastar yazacak. O şekilde çözeceğim. Ayrıca o zaman döngüler konusunda bildiğim için bu şekilde değil de böyle else içinde bir sürü if else yapısını kullanmak yerine daha kısa, daha mantıklı bir şekilde soruyu çözeceğim. O yüzden bu soru bu kadar arkadaşlar. Şu kısmı sileyim. Kopyaladım şurayı. Kaydetmek istiyor musunuz? Yes dedim. Yeni bir proje oluşturalım. Soru. Soru 7 dedim. Next. Finish.